Merhabalar peki. Karasının ne bu? Oh, bir de buna da. En birinci şey ne var? Geçti mi? Geçtim var ama ne? Burası işte. Buyursun. En başa mı geliyor? Tamam. Tamamdır. Başla. Görüyor musun? Evet. Başlıyoruz. Güzel. Net şey. Aşağıdaki orijinde geçen diyor. Geçen dört tane parabol çizmiştir, netleştir. Küçük sen biraz daha küçük sen. Evet. Arkadaşlar şuraya bak. Şu B nedir? İçeri bir B'nin N'den daha büyük olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? B neymiş? N'den daha büyük. Şuraya geldiğinde şu ne A mı? Bu A gözükmüyor da A herhalde. A da kimden küçük? Çünkü eksi 4 ise bu ne olacak? Eksi 1 olacak. Evet tamam. Şimdi haydi gelelim size. Bak arkadaşlar mutlak değere geldim. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa pozitif değil mi? Aynı. Doğru. Alta geldim. Burası nedir arkadaşlar? Bakın. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa ne olur? Eksi olur. Negatif olur değil mi? Bu aynı. Evet bu da doğru. İşaret değiştirilmiş. Alttakine geldim. N eksi B diyor. N zaten pozitif. B zaten negatif. Bu pozitif çıkmaz mı? Evet nasıl çıkar? Olduğu gibi çıkar. O zaman ne oldu? 1, 2, 3. Öncüleri karşınıza gelmiş. Oldu. Kanıtlardan çık büyüdü. Büyüdü. Onu mu yazsam şeyi? Böyle okumuyor yazılar. Kanıtlardan çık. Şuradan bak. Köşeden büyük mü yaptı? Hemen anladım. Şuradan büyük mü? Şuradan. Bir... 58 gibi. Artı var. Ha soruda da böyle yapmışım olmuyor. Ha biraz daha iyi oldu. Pardon hocam ne diyecektim ki sefer? Hadi bari. Sene iki şey olmaz ya. Sinemada yapanlar var ya böyle ayarlar icra. Pardon. Ta olsun indi Allah seni. Sorular mı sen yapabilirsin? Ha bu şekilde renkli bir şey. Bu iş yapacağız öyle bu icra. Hayır. Evet arkadaşlar ayarlamaya devam ediyoruz ama ayarlayan yok şimdi. Evet ikinci sorumuz. Haydi siz de bakın arkadaşlar. Ne oluyor? Fx verilmiş x kare eksi 2x eksi 3 fonksiyonunun alabileceği en küçük değer diyor. Nasıl yaparsınız? Hemen şurayı çarpanlar ayrımı birinci çözümümüz. Çarpanlar ayrımını yapalım. Yapamazsak x eksi 1'in parantez karesi buna ulaşsak x kare eksi 2x artı 1 oldu mu? Evet. O zaman burası oldu eksi 4 oldu. Peki buranın en küçük değeri nedir arkadaşlar? Buranın en küçük değeri 0 değil mi? Buranın en küçük 0. O zaman bu 0 ise cevabını ulaşsak en küçük değeri ne oldu? Eksi 4. Eksi 4 oldu. Tamam. Simetri ekseninin denklemi arkadaşlar şu simetri eksen değil miydi? Tepe noktası göstermişsin. X eksi D'nin parantez karesi artı K değil miydi? Evet. O zaman tepe noktası neydi? R K değil miydi? R K'da tepe noktası simetri ekseni olmuyor muydu? Doğru mu? O zaman 1 simetri ekseni. Bu da doğru. A eşittir 0 olmak üzere. A 0 olmayacakmış. Tamam mı arkadaşlar? A 0'dan farklıymış. Yani şurası 0'dan farklı bir değer. 1'den farklı bir değermiş. Şunu katsaysa. F 100 nedir? F A ise birbirine eşitmiş. Haydi bulalım varsa F eksi 98 diyor. Nasıl bulursunuz? İşte 0 mı? Değil mi? F 100 eşittir F A'ymış. O zaman A 100'den farklı bir değer olacakmış. A 100'den farklı bir değer olursa nasıl yapabiliriz? Bunu bulabilir miyiz? Hangileri doğrudur diyor. Onu nasıl bulacağız? Şu tepe noktasından bulalım. Şu A'yı yapalım arkadaşlar. A diyelim. Fonksiyonu buldun mu? Fonksiyonu değil miydi? X'in yerine 1 yazdım. Burası 0 geldi. Y'imizde eksi 4 oldu değil mi? 1'e eksi 4. Tamam. Başka bir nokta var. X'in yerine 0 versem ama şeyi bilmiyorum ben hani fonksiyonu aşırıda bulabilirim. X'in yerine 0 verdim. Bak X'in yerine 0 verdim arkadaşlar. Y'imizde en başta eksi 3 müymüş? X'in yerine 0 verdim. Şuraya verelim. X'in yerine 0 verdim. Eşittir ne eşittir? Eksi 3 eşittir mi arkadaşlar? Haydi bulalım o zaman. Burası A oldu mu? Bak burası A oldu. Eksi 4. A eksi 4 eşittir. Eksi 3'ten A'mız da geldi. A'mız. Fonksiyon yapayım. Üstüne yazıyorum. Fonksiyonumuz şu. A'mız zaten dikmiş.
x eksi 1'in karesi eksi kaçtı? 4 müydü? Tamam. Şimdi artık 100 yazdım yerine. 100 yazdım. X'in yerine 100 yazdım. 100'den 1 çıkarsa 99'un karesi eksi 4. F100'ü buldum. Bu kime eşitmiş arkadaşlar? A'ya eşitmiş. A'ya bulalım. A yazalım arkadaşlar. A eksi 1'in karesi eksi 4. Şurası bir artı bir eksi yaparsanız 99'dan 4 çıkarsa 99 artı 4 99 eksi 4 oldu mu? İşte burayı bir tam kare farkı yapın. A eksi 1 artı 4 A eksi 1 eksi 4 mü? A artı 3 oldu. Burası ne oldu? A eksi 5 oldu. Aha mısınız ya? 94 burası 103 mi oldu? Burası kaç oldu? 95. Bir taraf 100, bir taraf 103, bir taraf 95. A ne oluyor o zaman? Dikkat edin arkadaşlar, yazıyorum. A'ya 100 derse 100 artı 3 103, 100'den 5 çıkarsa 90. O zaman A neymiş? 98 değil. A ne olacakmış? 100 olacakmış. 1 de 2. Doğru. Üçüncü öncü yanlış. Anlaşıldı mı? Diğer soruya geçelim. Kim geçiriyor sorayı? Oyun kötüymüş bu yanda ya hemence. Şurada geçir daha iyi olur da. Bilgisayar kullanmayı bilmiyor. Şimdi ne yaparsın bu soruda? Parabolünün tepe noktasının ordinatı istiyor. Tepe noktasının ordinatı neymiş? Eksi 6'ymış. Yani şunu söyleyeyim. Tepe noktası T şuymuş. R eksi 6'ymış. O zaman B burası eksi 6 iken burası ne diyor? Evet. Ne dersiniz? Haydi arkadaşlar bakalım. Ne nasıl olacağız? Şurayı şöyle yapabilir miyim ben yine? X eksi 1'in karesi A'yı unutmuyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? X kare eksi 2X zaten X kare A'mız 1 oluyor zaten. X kare eksi 2X var. Artı 1 var. Artık K değil mi ya? Anlaşıldı mı burası? Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Fx fonksiyonu buymuş. Evet. X'imiz eksi 6 iken şurası şu eksi 6'ymış. K neymiş arkadaşlar? K dediğim şey neymiş? Ha, zaten buradan vermiş bize. Şu 1 de bu da ne oldu? Eksi 6. Bizden ne istiyor? M'ye kaçtır diyor. Yapar mı o zaman? Aç şunu. X kare eksi 2x eksi 1 eksi 6. Şurası ne oldu o zaman? M noktası oldu. Tamam, M diyorum. X kare eksi 2 x eksi 7. Bu da tamam değil mi arkadaşlar? Tamam bu arada. Diğer soru. Bu adresi niye çalışıyor? Anlaşılmamış mı? Şöyle çekmeyeceğim. Bana diyor. Hadi. Onu çözdük. 5'ti. Evet, parabolün tepe noktası diyor. Nasıl yaparsın bunu? Hadi güzel bir soru geldi. Tepe noktası bu doğru üzerindeymiş. Yani bu grafiği bir şöyle çizersen. Ya böyle, ya böyle olacak değil mi? Evet. Tepe noktası şu doğru üzerinde. Doğruda şöyle bir şey olsun. Yani şu noktayla doğru bu, burada da bu. Hangisi olduğunu ben bilmiyorum. Şu A pozitif ne onu bilmiyorum ben. Ama bildiğim tek şey ne var? Şurayla şuranın birbiri eşit olduğu yer burası, bu nokta. Evet, başka yer diyebiliriz. B'ye kaçtır diyor. B neymiş? Alt şey sorusu. Şimdi şuraya gelelim. Eksi 2x demiş. Şu noktayı bulabiliriz. X'imiz sıfırken diğerimiz kaç oluyor? Sıfır şu noktası olsun kimamızı. O zaman denklem bu sağlıyorsa bu da sağlama sorundan. X'in yerine ben sıfır yazsam Sıfır yazdım. B'miz neymiş? Üçüncü cümlemiz. B'ymiş bu. Bitti. Diğer soru. Çünkü aynı şey olduktan için sağlama sorunu. Tepe noktası orijinde olan parabolün harika. Tepe noktası orijinde olan. Orijinde demek ki sıfır sıfır noktası. Değil mi? O zaman x'i burası 0 yazdım. Burası 0 yazdım. O zaman burası 0 değil mi? Neymiş oldu o zaman burada?
N'yi buldum ben. N'miz 2. F3 diyor bizden. Tepe noktası orijin değilmiş. Tamam. Şöyle bir grafiğimiz var bizim yani aslında. Şunu şöyle göstereyim ben. Şöyle bir grafiğimiz. Ama aşağıda olabilir. Onun B şimdi şu an ne olduğunu ben bilmiyorum. Şöyle de olabilir. Bakalım şunu yerine bir yazalım D'ye. Fx eşittir M eksi 2 x kare artı M artı 3 x. M 2 miydi? Burası bunun 0 mı oldu? Gördüm orası 0 oldu değil mi arkadaşlar? D'miz 2 ise 2'den 2 çıkarsa orası. Aslında bizim fonksiyonumuz buymuş. Evet, burada olduğuna göre bu nasıl bir parabol arkadaşlar? Şu değil miydi? Fx eşittir ax kare değil miydi? Çünkü terimdeyse, buradaysa böyle olması lazım. X'in terim olmaması lazım. O zaman m2 olur arkadaşlar o zaman. M'mize ne olur arkadaşlar? Eksi olur mu? Evet. M'yi de buldum. Hadi o zaman fonksiyonu yapıyorum. Aslında fonksiyonumuz eksi 3 eksi daha. Eksi 5. Aha, aslında grafimiz şöyle bir şeymiş. Ne istiyor benden? 3. 3 mü istiyor? Yerine yaz. 5. Eksi 5. Anlaşıldı. Parmaz çözülüyor. Orada dikkat edin. Parabol olduğu için direkt zaten şunu görmemiz lazım. Yani. Tepede şey olduğu için. Diğer soru. Aslan bana göreymiş ha projeksin. Çünkü mesele olduğu için. Bir de seriye ve hızlı geçirse tamam diyor değil mi? Hocam fareyi bulduk. Parabolun tepe noktası y eksen üzerindeymiş. Ne dersiniz? Ne deriz? X sıfır. Çok güzel. X'imiz sıfırmış yani. Parabolümüzün tepe noktası neredeymiş? Ya şurada bir yerdeymiş. Şöyle bir yerdeymiş. Yani x ekseninde olmayacak burada. O zaman x'in yerine sıfır yaz. X'in yerine sıfır yazdım. B'yi buluyorum. 0, 0. Aha burasıymış. K ya burada ya da burada. Evet şimdi fonksiyonumuzu gördünüz arkadaşlar. Fonksiyonumuz eşit. Nasıl bir şeymiş? Bu şekilde bir şey olacak. Evet. Bir bölücü istiyor. X dediğimiz şurası nedir arkadaşlar? 0'a K veya yukarı 0'a K. Ha, ama şimdi hangisi olacak? X olduğu için şu olmayacak. Şu olacak. Evet. Bu yerde sıkıntımız yok. Y ekseni başka ne yapabilir? Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Hadi söyleyin. Başka ne yapabiliriz? Tamam. Bu yerde geldik arkadaşlar. Y ekseni üzerindedir diyor. Yapacağım hamle başka ne olabilir? Tamam. Orayı gördük. Simetri ekseni olacak. Kollar birbirine eşit olacak. Yapacağım başka bir şey ne olabilir? Bir bölücü istiyor. İkisinin yerine bir bölücü yazsam. Yazalım arkadaşlar. Artık şurayı gördünüz. X'in bir bölücü yazıyorum. X'in bir bölücü yazdığımda neresi? X'in önüne. Bir bölücü şurada değil mi? Evet. Şurayı istemeyecek mi? Nereye istiyor yani? Şu noktayı istiyor. F0'ımız K. Buradan hiçbir şey bulamadık. X'in yerine 0 yazdım. Ve ne geldi arkadaşlar? Bu geldi. Bunu şöyle yapsam. Eksi 2 çarpı tepe noktası var. T eşit, fx fonksiyonu eşittir. A çarpı x eksi d karesi artı k değil miydi? Bunu yapalım. Eksi 2 x eksi ben buradaki 0 biliyorum. Tepe noktası 0 olduğunu biliyorum. Karesi artı ne diyeceğim ben arkadaşlar? K demeyeceğim. K diyeceğim ben. Aha, K diyeceğim. Çünkü ötelem şu hafta. Peki burada dikkat edersen x'li bir terim var mı burada? Şöyle açarsam ben 0 olduğu için eksi 2x kare. Artı ne oldu? K. Aa, o zaman şurası neymiş arkadaşlar? Burası yokmuş. O zaman buraya yaparım. 3k eksi 4 sıfırda 3k eşittir 4 k eşittir 4 bölü k'yı bulduk artık. Tamam. Artı yerini yazalım. Eksi 2 eksi kare eksi k bölü 4 bölü 3 yazdım. 3'ler gitti. Burası 0 zaten geldi. Artı ne geldi aslında? Artı 4 bölü 3 müydü kalmış? Bizden bunu istiyor. Eksi 2 çarpı 1 bölü 9 artı 4 bölü 3. 3'ü ne yaparsam 12 2 daha 14 mi oldu?
Bir yerde tam eksi de var, pardon. Burası eksiydi. Burası 3'ün en yaptım. 12. 12'den 2 çıkarsa 10 bölü 9 cevabı karşımıza geldi. Güzel bir soruydu. Mantığı bu. Dikkat edin nasıl yaptığınızı görüyorsunuz. Grafikleri iyi olmanız lazım. Evet. Biçimde tanımlanan f fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor bizden. Görüntü kümesini istiyor bizden. Hemen yapalım. Arkadaşlar eksi 2 aldım. X eksi r. R dediğim şey şurayı iki parantez alırsanız şöyle eksi 2. X kare geliyor değil mi? Eksi 2 aldım. O zaman şurayı eksi 1 alırsan burası eksi olmaz mı? Evet. 2x olur değil mi? Şimdi bu niye nasıl gelebilir burası? Artı 1 olmaz. X kare. Eksi 2x artı 1 olsa bu ne olur? X eksi 1'in artı 1'i gözüm açtılar. Hemen geldim şuraya. X eksi 1'in karesi. Şuraya açayım ben. Buraya artı 1 ekledim. Bana açtı. Sonra şöyle yaptım. Eksi 2x kare. 4x. Eksi 2 5'i bulmam lazım. Artı 1 değil mi? Artı 1 olmaz mı? Artı 1. Bak fonksiyonu buldum. Hani görüntü mesela gelin. Bu nasıl bir fonksiyon? Hemen fonksiyonu gösteriyorum arkadaşlar. 7 birim ötelediniz şu x eksi 1'de değil mi? Evet. X eksi 1 neresi? Şurada ama nasıl? Şöyle bir şey olması lazımken. Grafiğimizde 7 birim yukarı ötelediniz arkadaşlar. 7 birim yukarı ötelediniz şöyle bir şey. Şurası teponosu 7 olacak. İşte grafiğimiz bu. O zaman bizden ne istiyor? Şu teponosu kaç arkadaşlar? 1'e. Evet hadi bulalım. Şimdi geldik buraya. 7'de görüntü kümesi istiyor benden. 7'de nereye gidiyor arkadaşlar? Aşağı doğru iniyor. O zaman görüntü kümesi oluyor arkadaşlar? Eksi sonsuzluğa 7 aralığına gelecek. Anlaşıldı mı? Bakın nasıl yapılıyor. Hemen basını unutmayın arkadaşlar. X eksi R'nin karesi artı K'dan işi çoğalıp bitirebilirsiniz. Çünkü A kat sayı. Diğer soru. Cevabınız elinden geldi. Diğer soru. Yukarıda verilen fx parabolü için. Şimdi ne var burada? Bu soru geliyor bak. A. A'mız pozitif. Sıkıntı var mı? Yok. A'mız pozitif. B'ye geldim. Tipi olsa ne derse B eşittir. Eksi bölü 2 A değil miydi? Evet. B neresi? B şurası değil mi? B'nin yapısı değil mi? B pozitif değil mi? Evet pozitif. Ama tipi şurada. Tipi olsa eksi bölü 2 A'ydı. Buradan bakalım. Ne dersiniz? Burası pozitif. R sıfırdan büyükse yani. Burası sıfırdan büyükse. A'mız pozitifti. O zaman B sıfırdan küçük olmalı ki eksiyle çarpışma. B ne oldu? Sıfırdan küçük oldu. Evet, evet. Şimdi C'ye geldim. C dediğim şey neydi? Şurası değil mi? Eksi. C'de eksi. Gel başlık. Cevabımız aynısını veriyoruz. Anlaşıp geç bunu. Atı oradan işaretleri dinleyelim zaten. Parabolün grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre fx'in alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şeyi gördünüz. Parabolün aşağı doğru sağlıyor. Tamam. Şurada hemen noktalabilir bir yardım yapalım. Hocam fx fonksiyonunu buluyorum. Eksi x artı 3'ün çarpı x eksi 1 değil mi? Evet. Sıkıntı var mı? Yok değil mi? Hemen düzenleyelim. Eksi x kare artı 2x eksi 3 oldu mu? Tamam, fonksiyonumuzu bulduk arkadaşlar. Tamam, fonksiyonumuzu bulduk. Bizden ne istiyor? Gelin şuraya bulalım. Şu grafiğin şurayı istiyor benden. En büyük değer mi istiyor benden? En büyük değer nasıl bulabilirim şurasını? R eşittir. Hadi yapalım, yeni yazalım. Burası eksi 2, eksi, eksi 2 oldu değil mi? Çarpı, 2 çarpı A'mız da eksi 1 değil mi? Yaparsanız ne geliyorsa 1 mi geldi? Ben neyi buldum? 1'i buldum. Tamam. Dikkat edersen 1 burada.
Eksi 1, 2 bölü 2'de hatamız var mı arkadaşlar? Bir daha bakalım. Bir hatamız var herhalde. Eksi 1 bölü 2 en büyük değerini istiyor. Ama bizim A dediğim şey, şu alfa düzenleri mi? A dediğim şey ne oluyor arkadaşlar? 2x şurası 2x oluyor. A dediğim şey ne oluyor o zaman? 2x olması burası. Eksi 1 mi oluyor? Şurayı düzenleyelim arkadaşlar o zaman. Y eşittir. Eksi x kare. Eksi. Eksinden çarpacağız şuradan. Şurasını çarptım. Eksi x kare. A'yı eksi 1 dedim arkadaşlar. A'yı eksi 1 dedim burası. Artı 2x oldu. A'mız eksi 1 mi oldu? Fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? Bu geldi. Fonksiyonumuz bu geldi. Çünkü A'mız şey oldu. Ama şu denklemi sağlamadı. Burada bir sıkıntı var soruda. Bir daha bakalım. Evet. Eksi x kare. Artı 2x. Şu eksiği daha atayım ya. Şu eksiği daha atalım. Eksi x kare. Eksi 2x. Şurada tam var mı? X artı 3. X eksi 1 değil mi? Bir daha yapalım. Bir de hata yapıyoruz ama nerede? Şu a'yı niye vermiş? Onu anlamadım. Evet. Yapıyorum arkadaşlar. Eksi. Burada kesmiş. X artı 3. Burada kesmiş. X eksi 1. Fx fonksiyonu. Şuna benzetelim. Düzenleyelim şöyle. Eksi çarptım. X kare oldu mu? Hatta şöyle çek x kare. Artı 2x mi oldu? Eksi 3 mi oldu? Eksi 1 daha atalım. Burada hata yapıyorum. Eksi x kare. Eksi 2x. Artı 3 mi oldu? Evet. Şimdi tamam. Evet, A'yla bir şeyimiz kalmadı. A'mız olur. Eksi 1 oluyor. Burası eksi 1 oluyor. Alabileceği en büyük, fx'in alabileceği en büyük değer. Şu fonksiyonla bu fonksiyon farklı fonksiyon büyük ihtimalle. Bu fx fonksiyonu değil. Buradaki farklı bir fonksiyon. Biz şunu yerine yazalım arkadaşlar. A'mız da olduğu zaman dikkat edin. Şuranın eksik olması için buraya ne yapmam lazım? Kaç olmam lazım? 3. Ha, doğru gelmiş. Tamam şimdi oldu. Aynı şey gelmiş. A'yı 3 verirsen 3'ten 1 çıkarsa 2. Önünde eksi vardı. Tamam. Evet arkadaşlar. Doğruymuş. Eksi x kare. Eksi 2x artı 3. En büyük değer istiyor. Kardeş gel şuraya. Şuradan r eşittir. Eksi b bölü 2a'dan. Yerine yazalım. Eksi. Eksi 2 bölü 2 çarpı a'mız eksi 1 değil miydi? Eksi eksi. Ne oldu? Eksi 1 mi oldu? Biz burada hata yaptık. Artı 1 bulduk arasını. Eksi 1 buldun mu? Peki tekrar yerine yazalım. Eksi 1, eksi 2 çarpı eksi 1 artı 3. Eksi 1'in karesi 1, önünde eksi var. Eksi 1, eksi eksi artı 2 artı 3. Toplarsanız 3, 2 daha. 5, 1 çıkarsan 4 cevabı karşısında gelmiş olur. Güzel bir soruymuş ama orada A şeyde işlemimiz doğruymuş zaten. İşlemde. Anladın mı? Hadi mantığını. Anladım. Bak, şunu bir yapmaya çalışın. Nasıl yaparsınız siz? Şimdi tepe noktası verilmiş. Tepe noktası verilmiş. Eksenlere kesim nokta verilmiş. Hemen bu grafiğe bakarken ne var? Bak şuna bakacaksınız. Hocam eksenlere kesim nokta belli. Hemen onu yapın. Hemen şöyle yapıyorum. F x için. A çarpı x eksi 0. A çarpı x eksi 2. Sınırı var mı? Şimdi bunu düzenleyelim. A çarpı x kare eksi 2 ax oldu mu? Tamam. Sıkıntı yok buraya da. Aslında b dediğim şey ne? Hemen şurada b dediğim şey ne oldu? Eksi 2 a oldu. Şimdi gelelim aşağıda. Yukarıda grafiği verilen karın tepe noktasının ordinatı eksi 1'dir. Ordinatı eksi 1'dir diyor. Haydi o zaman şunu şöyle yapabilirim hocam. R'den bulsam ben buraya. Y eşittir. A x kare eksi 2 ax oldu mu? Tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'dan, eksi eksi 2a bölü 2a'dan 1 geldi. R'miz 1. Bu da eksi 1'di. Hadi yapalım o zaman. Şurada yerine yazıyorum arkadaşlar. F 1 eşittir. Eksi 1 olacak. Fonksiyon burada zaten. Yapıyorum. İkisini bir yazıyorum. A eksi 2a eşittir. Eksi 1. Eksi a eşittir. Eksi 1. A ne oldu? A dediğim şey 1. B'mize ne olur o zaman?
değerimizde eksi 2 oldu. Diğer şeye geçelim. Var mı? Doğrusal bir fonksiyon gördüğünüz zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Doğrusal bir fonksiyon gördüğünüz zaman hamlenin şu olması lazım. Önce şu grafik bulabilir misin? Eksenleri kesen doğrunun denklemi neydi? Hemen bulalım. Hocam 3 bölü pardon şöyle x bölü 3 artı y olacak. Y bölü eksi 6 eşittir. Bu bir doğrusal grafik denklem mantığı. Bunu düzenleyelim beraber. Fx edince artı şu an fx şu yani. Dikkat edin. Paylaş diyorum. 2x 2x mi pardon? Eksi 2x oldu değil mi? Hatta eksi 3 alalım ya. Eksi y eşittir. 6 oldu mu? Yani payda ben 2. 6 yap. Eksi 3'ye taşıdım. O zaman düzenleme yapıyorum. Eksi y eşittir. 6 eksi 2x. Bu fx zaten. Fx eşittir. Eksine çarparsam 2x eksi. Evet. Fx fonksiyonunu buldum. Şimdi ne diyor bize arkadaşlar? Geldim. Şimdi şöyle. Buna göre diyor. Doğrusu grafiğimiz. Buna göre gx çarptı. Hadi yapalım. Gx'i buldum. Gx'i şurada yapıyorum arkadaşlar. X eksi 1 çarpı fx'imiz neydi? Fonksiyon alabileceği en küçük değer istiyor. Alabileceği en küçük değer hemen denklem 2x kare eksi 6x eksi 2x artı 6 değil mi? 2x kare eksi 8x artı 6. Evet arkadaşlar bu gx fonksiyonun hemen r diyorsunuz eksi 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2 artı tepe noktasını buluyor x'inin. Eksi ne olur? Eksi 8'den 8 2 2 kere 4 2 oldu mu? Sonra yerine yaz k'yı bul. Şu yerine yaz 2'ye. 2'yi bul yerine yaz. K'yı bulalım. 4 çarpı 4 8 eksi 8 çarpı 2 16 artı 6 kaç geliyor? 6, 8 daha 14, 16 çıkarsa eksi 2 cevabı karşınıza geliyor arkadaşlar. Acil sorularını görüyorsunuz. Evet. Test bitti bir tanesi. Bir tanesi. Vay be. Evet. Orijine böyle simetrik. Ne demek arkadaşlar? X'imiz 0, Y'imiz 0. Yani F0.